Tekrardan merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraberim. Yine bir bölümde beraber arkadaşlar. Bugün bölümde 100. videoya ulaştım ve bu benim YouTube'daki ilk temel amacımdı. Ve ilk temel amacıma ulaşmamın şu an mutluluğunu yaşıyorum. Bu tam 100. videom olacak. Bunun içine yani ilk özel videom da olacak ayrıca. Yani iki tane özel şey yan yana olacak. Ben de dedim ki özel video olarak bir ilk bölümde neler var, hangi programları kullanıyorum ve nasıl türlü kullanıyorum. Yani bilgisayarım çok mu yoksa devam etme olayım mesela. Ve bu videoda da bayağı bir kesme kısma işlemi yapacağım. Çünkü ne de olsa 100. video. Önce hangisinden başlayalım? Önce şuradan yavaş yavaş başlayalım sağ taraftan. Burada zaten geri dönüşüm kutusu var. Geri dönüşüm kutusunu alma şey varmış yani. Hatta şunları bir temizleyelim yani. Kaç GB çıkar? 54. Ooo sanırsam bayağı çıktı. Sonra mesela onun üstüne ilginç bilgiler var. Burada videolarda her gün 10 tanesini çekiyorum. Yani her gün demeyeyim de günde 2-3 tane attığım da oluyor bu ilginç bilgiler videosundan. Gördüğünüz gibi burada bir sürü şeyler falan var işte. Nasıl diyeyim? İlginç bilgiler falan var. Ben de yavaş yavaş buradan topladığım bilgileri yavaş yavaş her video 10 tane olmak üzere okuyorum. Size de söylüyorum. Şurada editlenmemiş bir video var. Bu videoyu yaparken çok uğraştım. Çünkü yani ona diyor testiydi ama ona diyor testinde hayatta kalmaya çalışıyordum. Yani şeyde ormana düşmüşsünüz, orada hayatta kalmaya çalışıyordum. O yüzden gerçekten bayağı zorlanmıştım. Zorlandığım kısım ise şuydu. Hata yaptığımda testi en baştan başlıyordum. Mesela 15. soruya falan geldim videoda. Sonra silinince her şey gidiyor yani. Yanlış diye baktığımda her şey gidiyordu. Ben de bayağı kötü olmuştum açıkçası. Bu videoda düzenledim, yok düzenlemedim. Burada işte öyle ayrıca bir dinlediğim şarkılar var işte. Sonra burada yine düzenlenmemiş bir video, burada da. Şunlar zaten yine düzenlenmemiş videolar. Şu videoları düzenledim. Bunlar zaten bir video. Şimdi şurada zaten ilginç bilgiler falan diye her şeyi topladığım bir video. Burada da başka ilginç bilgiler falan var işte. Bunda daha fotoğraflarını falan bulacağım. Pardon buradan. Sonra onları Camp Studio diye düzenleyeceğim. Programlarıma geçelim. Hiç ama hiç oynamadım oyun. Sticker Driving. Hatta bunu şimdi silebilirim yani. Hiç oynamadım bir oyun çünkü. Dosya konumunu aç. Ben genellikle oyunları falan silerken direkt böyle istiyorum. Ne bileyim oradan programları gitmek denerse kalbime gidiyor ve böyle oyundaki bütün dosyaları siliyor. Ay hiç oynamadığım oyun 6 GB çıktı neredeyse. Amma gereksizmiş yani. Hadi niye silmiyor? Nasıl silmiyor? Amma gereksiz bir şeymiş yani. Sonra direkt atalım. Şuraları da bir düzenleme şeyim oldu yani. Olasılığım oldu. İlk oyunum LOL. Yani LOL'ü aslında %70'e kadar güncelledim. Sonra bilgisayarı kapattım. Sonra tekrar açtım ve baktım ki 130'da. Güncellenmesi gereken şey 5.5 GB'tı tekrardan. Ben de o kadar tabii şey üşendiğim için güncellemedim. Sonra GTA 5'im var zaten. En sevdiğim oyun. Sonra WhatsApp var, Paladins var, Liberty NC var, Far Cry Primal var, Deep Mouse var. Şunu şuraya atalım, şunu da şuraya atalım. BlueStex var. BlueStex'ten zaten mobil oyunları çekiyorum yani. Flash var, Flash of Flash var. Sonra Raft var, ProVPN var, Adventure System Core var. Bu zaten bilgisayarı düzenlemek için. O programı zaten çok kullandığım söylenemez. Cosmos Tool var. Buna da videonun thumbnail'ını falan hazırlıyorum. Ve Photoshop'la yani ikisini beraber kullanıyorum. Yazı yazmak için genellikle Cosmos Tool'u kullanıyorum. Normal fotoğrafı düzenlemek ise içinde Photoshop CS6'yı kullanıyorum. İkisi de gayet güzel programda. Format Factory mesela video 1.5 GB çıkıyor genellikle. 1-1.5 GB arasında çıkıyor. Format Factory ile ortalama olarak 150 MB, 200 MB'e kadar düşürebiliyorum. Sonra OpenIV var. Bu GTA 5'te mod kurmak için zaten. Audacity var. Sizin daha iyi yapmak için ancak Audacity'yi kullanmaya üşemiyorum ve videonun arkasında tutuyorum diye ses oluyor. Birazcık çizgisi olur, kusura bakmayın. Ama bu videoda onların hepsini düzenleyeceğim. Yani en adam gibi videom bu video olacak. En çok uğraştığım video daha doğrusu. Sonra MSI Afterburner var. Bu arada gözüm taşınıyor. Sonra MDM'ın bir tane programı var. Bu da işte otomatik olarak sürücüleri falan güncelliyor. Oyun sürücüleri falan yüklüyor. Bayağı işe yarıyor yani. Sürücüleri güncellemediğim zaman 40-50 FPS aldığım oyunlar güncellediğimde 60-70 FPS'i rahat alabiliyorum. Bir de burada otomatik olarak optimizasyon ediyor. Mesela GTA 5'te bu program optimizasyon ettiğimde yani yüksek grafikleri alıyor. Ekran kartı 2 GB nasıl anlatsam 1.9 GB'ını harcıyor.
Ama hani en bilgisayarımı kaldırabileceği konuşamadım. En yüksek şeylerde oluyor, grafiklerde oluyor. Ancak oyunda yani 60-70 FPS'i rahat rahat alıyor. Tabii sonra oynadıkça biraz FPS düşüyor, 40'lara kadar düşüyor da 15 ya da 30 dakika falan oynadığınızda düşüyor o kadar. FPS düşmesi oluyor. Sonra burada başka anlatacak bir şey yok. Şimdi geldik temel kısma. Dosyaların belgelerden başlayalım. Hatta indirilenlere bakın. İndirilenlerde adam bir şey yok zaten. Hatta bakıldığı sırada bu falan var. Sonra burada ben de kendime çektiğim videolar falan var. Sonra Camp Studio ile düzenlediğim videolar falan var burada. JPL Saves. Bu oyunu sevdiğim. Bunu Hunter's Film'i sevdiğim. Tamam. Far Cry Primal'ın işte duruyor hala. Onu silerim, gereksiz yerim, 17 GB. Sonra bu ne? Hiçbir bilgim yok. Sonra GTA 5'in dosyaları zaten. Bayağı bir şeyler var. Abi sadece şu modsta var ya bak. Bütün dosyalara bakın, oyundaki bütün dosyaları eşdeğer. Bak bakıyorum, 54 GB. Yani şu an bilgisayarımda 100 GB'ı GTA 5 kaldı. Hatta 110 GB. GTA 5 Redux mod. Hatta bunu da direkt sileceğim. Şu an sileyim hatta. Nedense başka bir program tarafından kullanılıyor diyor da. Tamam diyorum ki abi. Burada bu YouTube'dan gelen şeyler falan var. Böyle sonra yavaş yavaş silerim her şeyi. My Games var. Burada bilgisayarımdaki oyunları görmüş herhalde. Buradan direkt geri çekiyorsa yüklenmesi uzun sürer. Şimdi hemen geldik. Asıl kısmına. YouTube için kullandığım şeyler. Evet. Burada ses efektleri var. Bayağı bir ses efekti var ve en çok sevdiğim ses efekti tabii ki bu. Burada bir sürü dediğim gibi ses efekti falan var. Burada video için şeyler var, şarkılar var. Yani daha doğrusu şarkı değil, müzikler var. Burada bayağı bir müziğim var işte. Önceden şuradaki gördüğünüz şu kadar az müziği kullanıyordum ve en çok sevdiğim müzik ise Jump Around moddum. Ondan sonra işte yenilerini buldum. Bunları kullanıyorum artık daha sonra. Yani yine bunlardan da kullanırım büyük ihtimalle. Sonra burada işte daha düzenlemediğim videolar var. Introlar deyip 50 tane şey var abi. Şuna baksana. Intro deyip 50 tane fotoğraf koymuşum. Şurada işte öyle fotoğraflar falan var. Gerisi şeyler. Şurada bir video. Sonra başka ne var? Burada pek başka bir şey yok zaten. Tekrar belgelere gelelim. Burada yine başka bir şey yok. Bir tane film falan var. Yani oyunun setup'u falan var. Şimdi başka ne var? Nereye bakabiliriz? İndirilenlere baktık zaten. Resimlere bakalım. Resimlerde zaten şu fotoğrafı yeni daha düzenledim. Hatta göstereyim şöyle. Yani daha şuralar kenarları falan biraz sıkıntılı olduğu için o fotoğrafı tekrardan düzenleyeceğim. Yani düzenleyeceğim dediğim kenarlarını falan sileceğim. O fotoğrafı daha adam gibi hale getireceğim. Sonra burada işte kapak resmi falan var. Yani şu da oldu da o kadar adam gibi olmadı açıkçası. Onu düzenleyeceğim. Bu fotoğrafı da zaten Photoshop ile yaptım. O kadar adam gibi fotoğraf olmadı açıkçası. Şimdi başka ne gösterebilirim? Şuradan yani bilgisayarım 500 GB. Hani o şu falan şeye falan harcıyor zaten. Bakalım. Windows harcıyor. Veya 460 GB gerçekten bilmiyorum. Ben 500 GB aldım zaten bilgisayarım. Sonra burada zaten program faydası falan var. Sonra burada işte o kullandığım programla yani video boyutu düşürme programı. Burada gördüğünüz gibi mesela CSGO4 videosunda normal bir video 1.5 GB falandı ama videoyu 200 MB'a düşürdüm. Bayağı bir düşürdüm. Sonra burada işte başka şeyler falan var. Başka gösterebileceğim bir şey kalmadı zaten bunu gösterdim. Bu zaten kullanımdayım. Sonra masaüstünü zaten baktık. Evet yani bugün gösterebileceğim şeyler bunlardı. Evet arkadaşlar, bugün de bu kadar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye.